Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir soru cevap videosu çekmek istiyorum YouTube için. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan sormuştum bu hafta ve geçen hafta. Sorularınızı yazın, soru cevap videosu çekeceğim diye. Ve bugün günlerden soru cevap videosu. Şu an Ensar da hemen annemle oyalanırken dururken Ensar'ı havuza attık. Çünkü şu an havuzda yüzüyor. Annem de ona bakıyor. Dedim hemen bir kısa soru cevap videosu çekeyim. Ben daha kendimi YouTube'a yeni başlamış gibi görüyorum, hissediyorum yani. Daha böyle son birkaç aydır bayağı bir yükselme oldu sayılarımdan. Onun için çok aşırı fazla zaten sorularım gelmedi. Ama gelenleri de cevaplamak istiyorum. Açıkta bırakmak istemiyorum. Şimdiki hemen yanıma bir bardak suyumu aldım. Ben böyle meyve suları falan pek içmiyorum bu arada. Yani asitli içecek içiyorum veya direkt su. Suyu da o kadar az tüketiyorum ki onun için genellikle yani bir şey içmek istersem hemen su içiyorum ki bari vücuduma su girmiş olsun diye. Evet, bu arada arka plan çok fazla dağınık duruyor mu bilmiyorum. Çünkü burada biliyorsunuz daha inşaat bölgesinde olduğumuz için sürekli sular kesiliyor. Sürekli bir elektrikler gidiyor. Yani daha tam bir yerleşim yeri olmadığı için böyle ara ara sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bunların da hepsi şu an çözüme faslında. Yani yakın zamanda hepsine bir çözüm bulunup bunlar da kalkacak. Şimdiki hemen lafı fazla uzatmadan telefonuma yazdım bu arada soruları. Hemen onları cevaplamak istiyorum. Şöyle hemen kısa bir göstereyim. Buralara yazdım. Daha doğrusu hepsini screenshotladım yani soruların. Bu arada bir sıralama yok. Hemen rastgele önüme gelenleri şimdi okuyup cevaplayacağım. Evet, hemen ilk sorumuza geçiyorum. Maşallah size her yönünüzde çok beğeniyorum. Nasıl böyle zayıf kalabiliyorsunuz? Genetik mi? Bu arada arka planda inşaat sesleri de duyuluyor mu bilmiyorum. İnşaatlar devam ettiği için. Neyse, hemen sorumuza geri dönüyorum. Songül yazmış. Yani herhalde bizde genetik, yani anne tarafım bir de baba tarafım genellikle zayıf. Bir de çok aktifim yani genelinde de Ensar sayesinde, ama Ensar'dan önce de zaten zayıftım. Yani büyük ihtimal genetik diye tahmin ediyorum. Sonra Özlem diye biri sormuş. Ailenizin yanında mı yaşıyorsunuz? Hayır. Evlendikten sonra biz taşındık. Ben Almanya'da yaşıyorum bu arada. Landshut'ta. Şehir yani şehir merkez olarak Landshut'ta yaşıyorum. Şimdi izne geldik Türkiye'ye. Burada şu an annemgilin evinde kalıyoruz. Sonra bir tane daha soru, tanışma hikayeniz. Biz Fırat'la bu arada arkadaş üzeri tanıştık. Benim sınıf arkadaşım meslek yaptığım zamanlar, biz Almanya'da hem meslek yaparken yani hem okula hem çalışmaya gidiyoruz. Ve Berufsschule diyorlar yani ona. Orada benim bir arkadaşım vardı, yani erkek arkadaşım. Buradan da Oğuzhan'a selamlar. O bizi tanıştırdı, onun sayesinde tanıştık. Yani arkadaş üzeri tanışma, öyle diyeyim size. Uyku eğitimi baştan sona nasıl ilerlediğinizle ilgili bir video çekebilir misiniz bu süreçte? Nida diye biri yazmış. Evet, çekeceğim bu arada. Dediğim gibi 7. ayın sonunda eğitime başlıyorum. Tavşan uykusundan eğitim alacağım İstanbul'da. Belki görmüşsünüzdür zaten. Bazı sabah programları da çıkıyor kendisi. Eğer isterseniz zaten Instagram adresini de atarım size. Yorumlara yazın, ben size atarım. Veya Instagram'dan özelden yazın, hiç fark etmez. 7. ayın sonunda bir eğitime başlayacağım. 6-7 gün sürecek. Ondan sonra sizinle bu videoyu da, yani bir uyku videosu paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu uyku eğitim videosu paylaşmak istiyorum. Bakalım nasıl bir süreç bekliyor bizi. Ama gerçekten çok seviniyorum çünkü bu aralar o kadar zor uyuyor ki, yani sallanmak da istemiyor ama sallanmak istiyor, sonra süpürge sesi dinlemek istiyor ama dinlemek istemiyor, böyle acayip bir karışıktayız. Yani bilmiyorum, genelinde böyle bir şey yaptınız mı, hani o an tam iyi ki bunu yapmışım dersiniz ya, gerçekten o fasla geldik. Yani bu uyku eğitimini almadan, yani bu uyku eğitimini kararlaştırmadan önce uykusu gerçekten düzenliydi. Hemen yatırıyordum, hemen uyuyordu. Uyku eğitimine yazıldım. Böyle sanki iyi ki yazılmışım gibi bir durum oldu. Artık içine mi doğdu ne, acayip zor uyuyor. Bu hafta o kadar zorluk çekiyorum ki şu an gerçekten iyi ki yazılmışım diye bir durum var. Neyse, bakalım yani, ama bununla da ilgili bir video çekeceğim, evet. Sonra
Biri yazmış, İhsan bu arada ismi. Merhaba Merve Hanım. Bu villalardan satılık var mı? İstenilen fiyat nedir? Ve bu villayı yapan şirket ve müteahhit kim? Çok teşekkürler. Güle güle, sağlıklı yaşamlar. Bunun bu arada devamı da varmış herhalde. Bir saniye. Eksik olmasın. Ha tamam. Dilerim bu güzel evde. Evet, bu arada burayı yapan şirket yani Kütahya Seramik'in sahibi. Buraya toplam işte 17 villa falan yapmış. Fiyatlar bu arada sürekli değişiyor. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra olarak fiyatlar değişiyor. Yani nasıl diyeyim size tam bir fiyat veremiyorum çünkü benim de açıkçası %100 bir bilgim yok. Kesin bir fiyat ve bilgi için bana özelden yazabilirsiniz. İki tane telefon numarası var. İki kişi de şu an daha satılıkta. Hem birinci hem ikinci hem üçüncü sıradan satılık villalar var. Eğer özel bir fiyat bilgisi isterseniz bana bildirin. Ben size özelden yazacağım. Şimdi buradan bir hani yanlış bir fiyat bilgisi de vermek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi hani tam bir fiyat bilgisi kendimde yok. Onlarla direkt görüşürseniz onlar size fiyatları bildirecektir. Evet, bir sonraki sorumuz. Kaç yaşındasın? 25 yaşındayım şu an ama 26 yaşına gireceğim bir ay sonra. Eşinle nasıl tanıştın? Bunu bu arada cevaplamıştım demin. Mesleğin ne? Ben normalde lojistikte çalışıyorum. Büroda yani. Masa başında lojistikte çalışıyorum. Speditionskauffrau diyorlar bizim orada. Gemi bölümünde çalışıyorum. İşte bu nakliyat için, gümrük işlemleri için bütün kağıt evraklarını biz hazırlıyoruz. Çalışmayı düşünüyor musun? Ben şimdi doğum iznine ayrıldım bu arada. 2 senelik. 3 seneye kadar Almanya doğum iznine ayrıldı biliyorsunuz. 3 sene sizi firma işten çıkaramıyor. Ama sadece 1 senesini ödüyor. 2. ve 3. sene yani ücretsiz oluyor. Daha doğrusu o 1 seneyi de aldığınız şeyi maaşı 2 seneye böldürebiliyorsunuz. Yani daha az almış oluyorsunuz ama 2 sene boyunca maaş almış oluyorsunuz. Ben mesela öyle yaptım. 2 sene boyunca maaş alıyorum ama toplam 1 senenin maaşı öyle diyelim size. Ve tekrardan tabii ki Ensar büyüyünce okula yani şey başlayınca anaokulu mu diyorlar tam olarak bilmiyorum böyle çocuklar kindergarten yani oynamaya gidince o zaman ben de tekrar çalışmayı düşünüyorum. Ama tam gün mü giderim yine yani 40 saat yoksa yarım gün mü öyle onunla ilgili hiçbir fikrim yok daha. Bakalım nasıl olacak. Kaç yaşındasın? Ne zaman Türkiye'de kendine ait evin olacak mı? Kardeşlerim var mı? Evet, 25-26 yaşındayım. Türkiye'dekilere göre hatta 27 yaşındayım bu arada. Türkiye'de kendime ait evim şu anlık yok. İnşallah eğer biz de bir gün temelli gelmeye, yani gelirsek o zaman inşallah bizim de olur. Fırat'la biz de bu arada Türkiye'ye hep böyle bir gelmek istiyoruz ama bakalım nasip ne zaman olacak. Kardeşlerin var mı? Evet, bir tane abim var. Benden 3 yaş büyük kendisi. Devam. Elif sormuş bu arada daha önce çalışıyor muydun, ne işi yapıyordun? Evet daha önce de çalışıyordum. Benim ana mesleğim de zaten bir lojistik olayı bu arada. Ben bu işi toplam kaç yaşından beri 17 yaşından beri falan bu işi yapıyorum bu arada. Hatta 15 yaşında 3 sene meslek yaptım. Yani yaklaşık 10 senedir bu mesleğin içindeyim. Tır bölümünde çalıştım, gemi bölümünde çalıştım, uçak bölümünde çalıştım. Bütün nakliyat yerlerinde çalıştım yani. Tren bölümünde çalıştım. Hepsinde çalıştım. Şimdi gemideyim. Almanya'da aileniz ve siz ne iş yapıyorsunuz? Benim işimi bu arada bahsettim. Eşim havalimanında. Eşimin tam olarak işi havalimanında bu en son kontrolden geçiyorsunuz ya uçak bölümüne girerken. Orada güvenlik dediğim size. Hani bu elinizdeki suları atıyorlar. Sonra bu fazla milim olarak parfüm falan götürürseniz onları alıyorlar. Yani bu el çanta kontrolünde öyle söyleyeyim size. Bizleri kontrol ediyor yani. O orada çalışıyor havalimanında. Bu arada Münih Havalimanı'nda çalışıyor. Sonra Olman bir tane evet Damla sormuş. Evet burada. Olman konuşmaların aynı zamanda örnek bir genç olman videolarında çok samimi içten. Teşekkür ediyorum buradan. Bu arada soru sormamış. Teşekkürler. Ve Merveciğim şu an sorum yok ama çok takdir ediyorum. Seni düzenin konuşman aklı başında. Teşekkür ediyorum.
Evet, YouTube'a nasıl başlama kararı aldın? Ben de başlamak istiyorum yazmış biri. Ben çoktan beri başlamak istiyordum bu arada. Ben de kendim YouTube'dan böyle birkaç kişileri seyrediyorum. Ve hep böyle diyordum, ay ben de mi başlasam, ben de mi başlasam? Hani böyle şeyleri çok seviyordum. Ve nasıl oldu bilmiyorum. Yani bu arada benim aklımda bu 3-4 senedir vardı. Ama bir türlü böyle kendime güvenimi toplayıp hadi başlayayım, hadi başlayayım olmadı. Aslında çok güzel zamanlarda başlamam lazımdı da başlamadım. Sonra tam böyle hamileyim, doğuma 3 hafta falan kalmış. Dedim ki hadi bugün başlıyorum ve gerçekten o gün başladım yani. Gerçekten böyle birden oldu. Şeyimi toplayıp Fırat falan da hadi başla, hadi başla derken yani öyle başladı. Benim böyle çok ani oldu. Hemen sonra birkaç ay sonra kamera almaya karar verdim. Çekimler hani daha iyi, daha profesyonel olsun diye. Öyle yani. Bence bu arada sen de başla. Gerçekten yani o bir başlayınca zaten gerisi geliyor. Hiç korkmana da gerek yok. Olmazsa olmaz, olursa olur. Yetiştiremezsen de yetiştiremezsin. Bu zorunlu bir iş değil. Zaten severek yaptığın zaman daha güzel oluyor yani. Onun için bence sen de başla. Evet, son 3 soruya geldik bu arada. Çocukla YouTube nasıl yetiştiriyorsun? Evet. Bu soruyu bazen gerçekten ben de kendime soruyorum. Gerçekten zor oluyor çocuklu YouTube çekmek. Bu arada bilmiyorum ama benim Ensar da biraz böyle bana hani biraz bazen zor geliyor. Çünkü hiç böyle yalnız durmuyor. Sürekli onun yanındayım. İşte ev işine yetişemiyorum, YouTube'a yetişemiyorum, iş yerime yetişemiyorum, yapacak olan dışarıda işlerim var, onlara yetişemiyorum. Böyle çok zor oluyor. Hani arabada da durmuyor yalnız. Hani genelinde gerçekten zor bir süreç geçiriyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Bugünler de geçecek ve eminim ne kadar zor olursa olsun bugünleri de özleyeceğiz. Onun için yani nasıl yapıyorum? Uyuduğu zamanlar çekmeye çalışıyorum. Annem baktığı zamanlar çekmeye çalışıyorum. Bazen Ensar'la beraber çekmeye çalışıyorum. Yani çocuk var diye işimi de bırakmak istemiyorum bu arada. Çünkü severek yapıyorum. Yani onu bir engel olarak görmek istemiyorum. Olduğu kadarıyla yapıyorum. Olmadığı kadarıyla artık yapmıyorum. Ama sağ olsun gerçekten Fırat bana çok fazla destek oluyor. Çoğu zaman o ilgilendiği zamanlar hemen çekiyorum ve tatil sürecinde de zaten bayağı videolarda Ensar vardı. Çünkü onsuz da hani olmuyor. Onu bir yere bırakamıyorum, durmuyor. Onun için büyük çoğu zamanlar beraber çekiyoruz. Evet, eşin ne iş yapıyor? Bunu bu arada cevaplamış oldum. Bu sene daha tatil planlarınız var mı? Bu da son sorulardan biri. Evet var bu arada. Almanya'da babalık izni var 2 ay. Ve Fırat da o babalık iznini aldı bu sene. 2 ay tatil planımız var daha. Sezonun sonuna doğru yani Eylül'e doğru tekrar bir Fırat'la tatile çıkmayı düşünüyoruz. Fırat, ben, Ensar. Bu sefer arabayla gitmeyi düşünüyoruz. Yine Türkiye'ye gelmeyi düşünüyoruz. Ama bakalım, şimdilik hiçbir kesin net bir şey yok. Her şey Ensar'a bağlı. Takipte kalın. Zaten her şeyde çektiğim için buradan da paylaşacağım. Evet, soruların da burada sonuna geldik bu arada. Başka sorularınız olursa bana yazın. Ben tekrardan cevaplarım. Hiç sıkıntı yok. Bu videoyu da o zaman burada kapatalım diyorum. Şimdi çünkü Ensar'ı da havuzdan çıkarmam lazım. 10-15 dakika duruyor, sonra zaten sıkılıyor. Şu an sesi de geliyor. Onu hemen oradan alayım, yıkayayım ve yatırayım. Yatırma olayı zaten bu aralar çok zor dediğim gibi. Neyse, umarım beni severek izliyorsunuzdur. Kanalıma halen abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videomu beğeni atıp ve yorum atarsanız ayrıca çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.